Korkmuyorum. Yapabilirim. Affedersin, geç kaldım yumuşum. Öyle mi değil? Her zaman yine nasıl? Bu konuda gittikçe iyileşiyorsun. Seni seviyorum. Gitmeniz lazım. Olmaz memur bey, bu çok önemli. Tüm bu ağaçları kesmeyi planlıyorlar. Evet, evet ama sonunda daha az kirlilik olacak. Hayır, olmayacak. Öyle düşünmenizi istiyorlar. Roger, görevin baş belalarıyla sohbet etmek değil. Emri yerine getir. Hadi çocuklar, mantıklı olun. Oksijen projesi dursun. Oksijen projesi dursun. Üzgünüm çocuklar, seçeneğim yok. Sizleri ailelerinize teslim edeceğim. Peki ne yapacağım? Dönüşmem gerek. Merinet, polis hep kötü adamlarla ilgilenir. Ama Miren ve Ayvak iyi çocuklar değil mi? Evet. Ah, yine geç kalacağım. Çabuk çekil. Merinet Dupay'ın şey. Ah, burada. Milen Harper'li. Milen. Burada değil. Memur Rüker onu ve Ayvan'ı eve götürdü. Çünkü protesto yapıp buldozerin önünde durmuşlardı. Ne? Ha? Oh, Borj Meydanı'nı iyileştirme planını protesto ediyor olmalılar. İyileştirmeyle neyi kastediyor? Şöyle diyor, oksijen projesi Paris için taze bir nefes olacak. Taze hava için nefes mi? Milen ve Ayvan'ın buna karşı olması çok garip. Her neyse, memur acı büyük hata yapmış olmalı. Bayan Bestiyer, Sabrina ile ilgili sorun mu var? Hayır, kızınız iyi ama Ayvan ve Miren'le sorun var. Kötü bir şey yapmadılar değil mi? Biraz karmaşık. Onları şimdi eve götürüyorum. Emirleri uyguluyorum. Onları hemen Boş Meydanı'na getirin lütfen. Onları almaya geliyorum. Beni takip edin. Bugünkü dersiniz gerçek yaşam pratik deneyimiyle yurttaşlık eğitimine ayrılacak. Merhaba Uğur Bey'in haberleri. Paris'e bu aralar süper kötü saldırıları oluyor ama bu olayların olmadığı anlamına da gelmiyor. Bayan Bestiyer'i bu kadar kararlı ve isyankar hiç görmemiştik. Takipte kalın. Motorlu testleri iyi durumda ve yalnızca kullanım kılavuzunu okumuş bir yetişkin tarafından kullanılacaktır. Her şey yolunda. Devam edebilirsiniz. Başkanım, ne yapıyorsunuz? Borj Meydanı'nı iyileştiriyorum tabii ki. Ağaç keserek mi yani? Ha, evet ama şey... Bayan Müsiyer böyle yapmamı söyledi. Maaşını kim ödüyor Roger? Siz başkanım, Paris Belediye Sarayı efendim. O zaman beni dinle. Bu baş belalarını hemen evlerine götür. Roger sakın yapma. Kimin emirlerine uyacağım ben? Oksijen projesi dursun. Gördün mü? Rahat işlem yapamıyorum. Bizim törenimizi bozuyorlar. Çünkü projeniz etik değil ve çevre dostu da değil. Saçmalık. Şuna bak. Hava hayat olduğu için şehrimiz Paris'in en önemli yatırımcılarıyla işbirliği yapıyor. Kirlilik saf ve temiz havaya dönüşecek. Bu daha sonra moda devi Gabriel Agres tarafından tasarlanan benzersiz bir kapta satılacak. Oksijen sadece bir nefes temiz hava değil, hayatın kendidir. Oksijen hayatın kokusudur. Ne kadar da yakışıklı. Yani çok iyi. Gezegeni kurtarma hareketin. Bence çok iyiydi. Babam yeni bir parfüm reklamı olduğunu söyledi. Yani iyileştirme bu mu? Aslında harika görünüyor. Evet. Ekolojik olmayan tarafı ne Milen? Süper eko dostu. Paris'teki havayı temizleyecek ve taze hale getirecek. Güzel fotoğraflarla sizi kandırıyorlar. Bu şekilde olunca oksijen projesi harika görünüyor. Ama detaylara yakından baktığınızda hiç de öyle değil. Gerçekte en iyi doğal filtrelerimizi kesiyorlar. Ağaçları ve yapay filtreleri yerlerine koyuyorlar. Kulelerini ve her şeyi bize ödetiyorlar. Başkanım, acaba ağaçları kesmek yerine daha fazla doğal park açsanız olmaz mı? Etrecim'in babası Gabriel Agrest'in tasarladığı muhteşem konteyner yerine çirkin ağaçları kim önemser ki? Ayrıca gerçeğinden çok daha sevimli bir ağaç tabelası da olacak. Ve kulenin zemini kestiğiniz ağaçlardan dönüştürülen ahşapla döşenecek. Çok ekoloji dostu. Gerçek ağaçlara su gerekir. Bu su israfıdır. Başkan Bojuva, belki Milen ve Ayvan'ı projenizi yanlış anlamıştır. Doğal ve masrafsız hava filtrelerini yani ağaçları gerçekten kesip kirli havayı çeken bir kule mi kuracaksınız oraya? Böylece havayı temizleyip plastik kutularda bize mi satacaksınız? Çöp olup okyanuslarınızı yine kirletecek plastiklerle mi? Evet, öyle.
tabii ki hayır. O kadar basit değil. Ekoloji sizin yaşınızdaki çocuklar için çok karmaşık. Bu konuları yetişkinlere bırakın. Sonuçta projenizle ağaçları kesip en sevdiğimiz parkımızı kapatacaksınız. Ve eğer Milen ve Ayva bunu durdurmaya çalışıyorsa biz de onun yanındayız. Bu doğru. Başkanın kirlilikle savaşma çözümü yanlış yönlendirilmiş. Tıpkı ekolojik sorunları çözmek için öne sürülen mucize denilen çözümler gibi. Aslında her şeyi bir anda düzelten basit tek bir çözüm yok. Sorunu aynı anda çözebilecek bir sürü küçük çözüme ihtiyacımız var bizim. Bu yüzden bir sürü kişi bir arada çalışmamız gerekiyor. Sen ve Ayda'nın bunu durdurma çabanız çok iyi. Ama neden bize hiç söylemediniz? Bütün sınıf sizinle gelebilirdik. Söyledik Marinette. Son 6 aydır oksijen projesine karşı olduğumuzu gösterdik ve dikkatinizi çekmek için her şeyi yaptık. Çok üzgünüz. Hepimiz o kadar meşguldük ki neyle olduğunu ben de bilmiyorum. Ne kadar zayıfmışız. Bunlar çok etkileyici ama benim yapmam gereken bir işim var. Oksijen projesi dursun. Oksijen projesi dursun. Oksijen projesi dursun. Oksijen projesi dursun. Çok hayırlı ama burayı iyileştirmeme izin verecek misiniz? Tamam. Şuradaki Marinette değil mi? Bu sersem ne yapıyor? Dayanın, geliyorum. Roger, bir şey yapmayacak mısın? Doğrusu düşündüm de başkanım, bu çocuklar sanki biraz haklı gibi. Düşünmen için değil, emirlere uyman için maşalıyorsun. Haklınızı mı yitirdiniz başkanım? Bunlar sadece çocuk. %100 kızımı destekliyorum. Çevremdeki ağaçlara kimse dokunamaz. Size yardım etmeye çalışıyorum. Ah, hepiniz saçmalıyorsunuz. Kusura bakmayın başkan Burjuva ama buna izin veremeyiz. Edwin ağaçları korumak istiyor. Biz de onları koruyacağız. Sayın Başkan, sanırım herkes oksijen projesine karşı. Kendi babası da projede ama Edwin Agres de grupta. Çekilecek misiniz? Evet, hayır, yani bilmiyorum. Gabriel, ben Andre. Projemiz konusunda köşeye sıkıştım. Yardımın gerekiyor. Merak etme, insanların fikrini değiştirmek için bir yol bulursun. Biri iyi bir sebep için savaştığında diğeri daima bir çözüm bulur. Eğer çözüm bulamazsan eski dostum, inan kader yardımına koşacaktır. Sayın Başkan, şimdi haber geldi. Tüm Paris halkı ağaçları korumak için bir araya gelmiş. Buna ne diyeceksiniz? Güçlü bir adam güçsüzleştiriliyor. Planları havaya karışıyor ve bu güçlü bir eylem gerektirir. Tüy, Akuma, gidin ve sevgili başkanımızı kötüleştirin. Kötü diktatör, ben Gölge Mod. Otoritemi bozuyorlar. Fikirlerini değiştirmelerini sağlayabilecekken neden ikna etmeye çalışasın ki? Bunu gerçekten isterdim Gölge Mod ama her yerde olup halkımı kontrol edemem ki ben. Bunu yalnız yapamazsın. İyi bir yardımcın olmadığı için böyle. Sana kendine yardımcı olarak his canavarını yaratma gücünü veriyorum. Bu aynı anda her yerde olmanı sağlayacak ve herkesi seninle aynı fikirde olmaya zorlayacak. Karşılığında istediğim tek şey Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizeleri. Bu harika bir politik strateji Gölge Mod. Merhaba sevgili halkım. Bana verilen yetkiye göre... Mega sürük beni kullanma! Şimdi sevgili halkım, her yerde olacağım. Her yerde. Oo, iyileştirmek bu mu yani? Temiz hava için her şey yolunda halkım. Anladın sevgili hemşerim. Hemşerim dedi. Oksijen projesini de ekleyebilirim sevgili halkım. Hadi Plex, ben sana! Yasaklamanızı yasaklıyorum Bay Mini Başkan. Kara Kedi'yi yakala.
mucizesini alın. Nerede olduğunu bilmiyorum ama yardım patini severek alırım Lady. Çabuk Tiki eğil. Evet, burada kalamayız. Beni takip et. Hadi burada saklanabiliriz. Aa evet ama ben kalamam. Kanalizasyonlardan çok korkarım. Korkundan utanmamalısın Merinet. Ben de korkuyorum karanlıktan, nemden, mikroptan, hatta farelerden. Bu sabahki protesto için çok korkuttular ama cesaretimi topladım ve yapabildim. Şimdi kaçmalıyız ve diğerlerine yardım edecek bir yol bulmalıyız. Eğer çok korkarsan sadece bu rozeti tut ve unutma. Korku doğal bir reflekstir ama üstesinden gelebilirsin. Bunu nasıl yapacağım? Ah buldum. Olamaz bir mini kötü diktatör. Uzaklaş Milen. Aa! Yani Paris'i temizlememiz için bana yardım et sevgili vatandaşım. Biliyorum hoş değildi ama başka şansım yoktu. Hadi Tiki Uğur böceğine dönmeliyim. Benekler! Geldiğin için sağ ol. Bu çok yakındı. Şanslı kalsın. Buz pateni merak beni. Konumuma saygı göstermelisin vatandaşım. Sana doğru emrediyorum. Her şeyi basitleştiriyorsun Lady. Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. Kötülükten var. Güle güle. Mucize. Uğur böceği bak. Olmadı. Mucizeleri al sevgili vatandaşlarım. Akuma ve tüyler de kötü diktatörler gibi klonlanmış olmalı. Birini yakalamak sorunu çözmüyor. Çünkü milyonlarcası var. Mucizevi çözüm neleydi? Mesele şu ki tek bir mucize çözüm yok. İhtiyacımız olan sorunu aynı anda çözebilecek çok sayıda küçük çözüm. Bu yüzden çoğumuz birlikte çalışmak zorundayız ve... Bize kimin yardım edeceğini biliyorum. Biraz zaman kazandır kedicik. Nasıl oluyor da zaman kazandıran hep ben oluyorum? Sonra görüşürüz. Yani mucizemi mi istiyorsunuz yurttaşlarım? O zaman gidin ve alın. Milen. Zamanını bana harcama Uğur böceği. Hepsi benim suçum. Ağaçları kurtarmak istedim ve benim yüzümden herkes onları kökünden söküyor. Eğer karışmasaydın hiçbiri olmayacaktı. Yanılıyorsun. Sorun sen değilsin. Sen çözümsün. Harika fikirlerin var. Milen Hadley. İşte bu mucize. Hayır Uğur böceği. Ben süper kahraman olamam. Her şeyden korkuyorum. Bak su korkum için bir rozetim var. Bir tane de arı korkum için. Bu kolyede rozet korkumu yenmem için var. Ne kadar çok korkunun üstesinden gelmeyi başardığının farkında mısın? Korkularını yenmene yardımcı olan nesneler tıpkı mucizeler gibi ve kimse farkına varmadan bir davayı savunmak için savaşıyorsun. Bu tıpkı gizli bir kimliğe sahip olmak gibi. Gerçek şu ki sen zaten bir süper kahramansın. Sadece son bir rozete ihtiyacın var. Milen Hadley. Fare mucizesini güvenle sana vermekten gurur duyuyorum. Bunu iyilik için kullanacaksın. Bunu hiç hoş değil. Gerçek cesaret korkunun olmaması değil. Korkmuş olsan bile gayret etmektir. Tek bir şey söylemen gerekiyor. Molo gıcırda. Molo gıcırda. Başarabiliriz. Bununla mini kötü diktatörlerin kanatlarını yırtabilirsin. Multi çoğalma gücünü kullanarak Paris'teki tüm mini kötü diktatörleri tüy ve akumalarından kurtaracaksın. Peki ya his canavarı? Daha fazla klonlayacaksın. Sen Parislileri kurtar. His canavarıyla ben ilgilenirim. Bunu nasıl yapacaksın? Sorun aynı anda üstlenecek çok sayıda insana ihtiyacımız olacak. Çevre mücadelesinde her zaman söylediğim şey bu. Harika fikirlerin olduğunu söylemiştim. Evet.
görüşlerinizi Paris'e hızla yaymanın tek yolu bu kopman doğal. Ama sen... Korkunu yen ve ona rağmen devam et, biliyorum. Korkmuyorum. Yapabilirim. Korkmuyorum. Yapabilirim. Korkmuyorum. Yapabilirim. Pontiklan! Teşekkür ederim Uğur Böceği. Gerçekten özür dilerim. Paris'i kurtarmak için burada olman çok iyi. Bir konuda hala endişeliyim başkanım. Oksijen projesi ne olacak acaba? Bir uzman komisyonu tarafından yeniden incelenecek ama aslında... Hepimiz doğru şeyi yapacağınıza güveniyoruz. Bugün inanılmaz cesurdun Milen. Kedine gurur duymalısın. Böcek gider. Müttefiklerin sayesinde bugün benden zaferimi çaldın Uğur Böceği. Ama şimdiden bir sonraki savaşa doğru ilerliyorum. Ve bu sefer galip gelen ben olacağım. Parisliler, gençlerin seslerine kulak verdin. Onlar bizim geleceğimiz. Boş meydanı gelecekte de var olacak. Ve ağaçlarımız havayı temizlemeyi sürdürecek. Bu türek bildirimde ve yalnızca kullanım kılavuzunu okumuş bir yetişkin tarafından kullanılacaktır. Devam edebilirsiniz. Seçmenleriniz adına verdiğiniz akıllıca karar için size teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkan. Ben doğru olanı yaptığımı düşünüyorum Bayan Büstiyer. Tebrikler Milen. Sen ve Ayvan savaşı kazandınız. Birlikte kazandık Merinet. Olamaz. Bir ağaç dikmek ne kadar zormuş. Size yardım ederiz başkanım. O reklamda mükemmel görünüyordun ama sonunda gözlerimizi açtık. Ne dedin Merinet? Ah hiçbir şey. Sadece o muhteşem reklamın ardında saklanan karmaşık sorunlara gözlerimizi açmamızın harika olduğunu söylemek istemiştim. Demek istediğim buydu ve daha önce söylediğim şey değil yani. Adrian, bugün bana karşı durdun.
Hayır, sana karşı durmadım baba. Arkadaşlarımın gösterdiği ve Paris ve gezegenimiz için kötü olan bir projeye karşı durdum. Adrian, odana git. Peki baba.